Bu haftanın konusu en güzel piknik, deniz kenarı, nereye kaçmak istiyorsak oraya yanımıza götürebileceğimiz yemekler ve ipuçları. Önce size ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Buralarda böyle hani benim yıllar içerisinde kendimce kenarda biriktirdiğim müthiş tatlış ipuçlarım var. Ve bayağı acayip güzel işe yarıyor ve dışarıda olmamızın kalitesini arttırıyor. Ve de 10 tane efsane yemek var. Başta ipuçlarından başlamak istiyorum. İpuçları şöyle. Yanımıza suyumuzu falan alıyoruz ya. Bunları belki pet şişelerde veya cam başka şişelerde götürebiliriz. Ama buz ihtiyacı özellikle caz çabalak sıcakta çok oluyor. Dolayısıyla termosa tamamen ağzına kadar buz doldurup ondan sonra bunu gerek bardaklara gerek şişelere o buzları veya suyu onun içine döküp ondan sonra bardakları dökmek suretiyle hep soğuk ve sabahtan akşama kadar soğuk su içmek mümkün. Bir. Bunu yapmanın bir başka yöntemi de şu. Pet şişelere, o yarım litrelik var ya, onları direkt hiç açmadan dondurun. Ondan sonra onları götürün. Hem sepette buzluk görevini görsün hem ondan sonra da içilebilecek soğuk su görevini görebilsin. Ama mesela limonata vesaire de bu tarz şeylerde buza ihtiyacımız olacak. O yüzden o termostaki buz ve iyi de bir termossa efsane çalışıyor. Bir diğer şeyimiz böyle güzel bir piknik örtüsünü yaydık. Yerler engebeli olabilir. O zamanlar içinde imdadımıza aslında küçük bu muffin kek kalıpları var ya, içeceklerinizi onun içine koyun. Hem her seferinde böyle şey gibi hani uçaklardaki yerleştirdiğimiz yerler gibi. Ayrıca yanlarına istersek mesela akşamüstü fındık fıstık veya cips falan ne istersek onları da koyabiliriz. Çok acayip güzel çalışıyor. Bizim de çok uzandır kullandığımız bir şey. Bir diğer şey de peçete kullanımı. Peçete kullanımı için en iyi peçete buralarda kağıt havlu. İyi bir kağıt havlu tabii ki ne olacak? Serpan kağıt havlusu olacak. Çok fazla işe yarayabiliyor. Bir kere çatal bıçaklarınızı ayrı tek tek o kağıt havluları sarın. Çünkü o aynı zamanda ondan sonra onu açıp yemek yerken üstünüzü korumak için bir peçete olarak kullanabilirsiniz. Ondan sonra yemeği yedikten sonra tabii ki ağzımızı silebiliriz. Etrafta eğer bir bank kullandıysak onu silmek için kullanabiliriz. Orada dayanıklı, az atık bırakabilecek bir şey olması açısından da Serpa'nın kağıt havlusu inanılmaz. Hem güzel su çekmesi hem yumuşaklığı. Dolayısıyla her ihtiyacımıza sonuç bulabilmek adına çok bence önemli. Yarı yolda bırakmaması da önemli. Dolayısıyla kağıt havlumuzu da muhakkak koyuyoruz. Bir diğer güzellik de eğer bir tane daha termosunuz varsa ve canınız sıcak yemek yemek istiyorsa, bazen bana oluyor bu, su termosu bile olsa bir yemek koyabilmek. Bu böyle isterseniz hani vardır böyle parça parça sosisleri, bir domatesli bir böyle sosta yapıp öyle bir sos olabilir ya da soslu bir makarna olabilir. İşte biraz mantarlı sosisli böyle hafif belki kremalı da bir makarna yapıp onu böyle hop koyup eğer pikniğe götürdüğünüz insan bir sürprizse bu ona, İnanılmaz güzel bir sürpriz olacaktır. Bir de mesela böyle arada ayran bayran dışarıda içtiğinizde böyle güzel ayran şişeleri oluyor ya, onları vermeyin ya da atmayın. Çünkü onlar bu piknikte limonata, farklı içecekler, bir şeyleri götürmek, salata sosu dahil olmak üzere hem sızdırmadığı için de çok işe yarıyor. Ve çok da güzel, çok da şık gözüküyorlar. İster pipetli, ister pipetsiz acayip güzel gözükecektir. Ve yine benim çok sevdiğim kavanozda salata olayı. Yine güzel kavanozunuz yok, bazen işte hiç salçalı kokar falan bir şey olursa da bunu bu arada şey için de yapabilirsiniz, buzdolabı torbası. Ona böyle bütün yeşilliklerinizi hepsini içine koyun. Böyle minik bir kavanozda da belki salata sosu olabilir ya da onu da içine koyabilirsiniz. Kapattınız öyle götürdünüz. Sadece patlatmamak önemli. Sosu da koyup karıştırdınız. Ondan sonra hop bir tabak ya da büyük bir şey koydunuz. Müthiş bir salata. Ya da herkese böyle küçük küçük kavanozlarda salatalar veya diğer yemeklerini vermek mümkün. Küçük mezeler de çok güzel oluyor bu arada. Kavanozun içinde humusu, şakşukası, haydarisi falan. O da acayip güzel bir yöntem. Daha böyle kahvaltı ve yolsa kavanozda peynir, domates, salatalık, zeytin falan, o da çok güzel oluyor. Hepsi yapabileceğimiz tatlılıklardan. Benim çok sevdiğim, yıllar evvel de yaptım, böyle bir bütün büyük ekmeğin içerisinde piknik sandviçi. Büyük bir ekmeği aldık, üstünden böyle şapka gibi kestik. İçini güzelce oyduk. Sulu bir şey içine sirayet ettiğinde yumuşar. Bunu engellemek için tereyağı sürebiliriz. Ya da böyle bir süzme peynir veya böyle labne peynir gibi, taze peynir gibi bir peynir böyle kenarlarına güzelce sürüyoruz. Sonra üstüne belki böyle közlenmiş kaplı biber, istersek salatalık, belki biraz İzmir tulumuyla biraz labneyi daha karıştırıp bir kat daha onda, istersek böyle füme et veya başka bir şey,
onları koyup böyle kat kat onları yerleştirdikten sonra belki biraz turşu. Tekrar kapağını da muhakkak izole etmek için peynir veya tereyağıyla koyup kapatıyoruz. Böyle bu haliyle gideceğimiz yere gidiyoruz. Sonra bu böyle 8 kişi 10 kişi yuvarlağın büyüklüğüne göre kesip yiyebiliriz. Bunu böyle daha basit çiçek ekmekle de yapabilirsiniz. O da gayet güzel oluyor. O sandviçteki, şimdi hızlıca geçtim ama İzmir tulumu ile labnenin birleşmesi, kapyanın oradan tatlılığı alması, salatalığın oradaki serinliği, bütün o dengeler müthiş bir şeydi. Mucize lezzetlere yıllar evvel yapmıştım. Gerçekten çok güzeldir diye tahmin ediyorum. 9 numarada da Bahar Kitapçı, senin bir rüyalarına giren tarif var. Hellimli, zeytinli bittah. Biz herkes el kaldırmış durumda. Bu tarifin yapımı aslında çok kolay. Ekmekli hamuru alıyoruz. Fırından alabiliriz, kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun içerisine doğranmış kuru soğan, taze soğan, hellim, zeytin, bol nane çok önemli ve zeytinyağını böyle güzelce karıştırıyoruz. Çok ama çok aşırı karıştırıp her şeyi birbirine eşit dengeli yapmak dersek hamuru söndürürüz. Çünkü zeytinyağındaki yağ hamura shortening, yani kısaltıcı, o glutenlerin uzamasına kısaltıcı etki yapar. Onu istemeyiz. Dolayısıyla şöyle bir karıştırıyoruz. O soğanlar ne oluyor? O soğanlar böyle minik lezzet patlatan lezzetçikler. O dışarıda kalmış zeytin parçaları hafif böyle közlenmiş oluyor. Hellim zaten hellim. Ve o nane hepsine sirayet ediyor. Ve bambaşka bir şeye dönüşüyor. Gerçekten hani bütün parçaların toplamından çok daha fazlasıdır. Ve zeytinli bitta da bu böyle. Ve şu an Bahar'ı ne olur biri çeksin. Çok komik. Bahar'ın halini fotoğraf olarak çektim. Böyle bir hal. Bir diğer güzellik nohut dürüm. Aslında bir Antakya lezzeti. Ben söz vermiştim, daha yapamadım. Güzel bir humus gibi. Yani önce diyelim bir kutu nohut aldık. Onun bir kısmını püre haline getirdik. İçerisine tahin koyduk, sarımsak koyduk, limon suyu koyduk, azıcık zeytinyağı koyduk. Ve humus oldu. Ondan sonra onu güzelce bir lavaşla sürdük. İçine bol maydanoz, isterseniz birazcık soğan koyabilirsiniz. Bol acı, isot olabilir, kimyon olabilir. Ve nohut taneleri, bol bol da nohut taneleri. Onu böyle sürdük. Onu böyle kapattıktan sonra istersek bir kavanozda rahat rahat açılmasın diye ya da böyle güzelce sardık, iple de sardık. Onu böyle sonra çıkardık, afiyetle yedik. Hem çok böyle serin serin kalıyor hem de çok uzun süre doyurucu, yani nohutun o doyuruculuğu devam ediyor ve çok güzel oluyor. Onu da şiddetle tavsiye ederim. Gelelim yediye. Aslında demin bahsettiğim, biraz ipucunu verdim. Kavanozda salatalar var. Kavanozda salatanın mantığı şu. En alta en ıslak, en üstte en kuruyu koyuyoruz. Yani domatesli bir şeyse domatesin suyu akacağı için en altta o kalıyor. Biber veya işte soğan, bunun çok fazla suyu olmayacak. O daha yukarıda. İşte soğan bir üstünde, biber daha da üstünde. En son maydanoz var gibi falan, böyle o sırada yapabiliyoruz. Ceviz meviz veya böyle küçük kruton gibi bir şeyler, ekmek parçaları, galeta parçaları da çok yakışacaktır. Sosunu da kenarda yapıyoruz. Bunun üstüne istiyorsanız etli mesela bir şey olabilir. Kavanoz küçük ve geniş olursa böyle rahat içinden yenir ya da büyük olur, herkesin tabaklarına paylaştırabiliriz. O da tabii çok şeker ve çok güzel olacaktır. Kavanozda salataların da esası bu şekilde. Dışarı yiyince bizim mangal yakma konusundaki şeylerimiz asla azımsanamaz diye düşünüyorum. Burada da hangi mangalı seçeceğimi bilemedim. Tavuk kanadı mı? Sucuk mu? Köfte mi? Köfte tabii ki, biz köfte çocukları olarak kazandı. Güzel bir mangalda köfte. Mangalda köftenin tarifini o zaman hemen size vereyim. Daha doğrusu hani bir klasik, bu benim çok basit bir denklemim var aslında. Yarım kilo kıymaya bir tane soğanın rendesi, galeta unu veya ekmek içi, azıcık karbonat, karabiber, tuz, çok azıcık da tereyağı. Bu karışımı yapıyoruz. Bu böyle hani ramiz köfte var, ramiz köftenin köftesi gibi. Detaylı tarif burada. O böyle tam hafif lastikimsi, o güzel köfteyi bu şekilde yapmak mümkün. Olsa da yesek diyorum. Geçiyorum. Siz köfte seçtiniz, ben tavuk kanadı diyordum. O yüzden bir anda tarif ona döndü. Ama bir tane daha köfteli tarifim var. Şimdi tam böyle hani yaz ve sineklenmesinde hepimizin masaların üstünde fesleğenler var. İşte baharın domatesleri ekili, onların yanında onları korumak için fesleğenler çıkıyor. Gibi gibi fesleğen çok kıymetli, güzel. Dolayısıyla böyle fesleğeni de kullanmak hoş olabilir. Böyle köfteleri top top yapıp tavada böyle birazcık çevirip ondan sonra onları aldıktan sonra oraya birazcık böyle domates rendeleyip böyle suyunu alıp veya püre de koyabiliriz. Azıcık sarımsak ve fesleğen de beraber. Sonra ekmeği o güzel sosa bandırıp böyle bir baget ekmek de olabilir. Ortasına böyle top 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 koyup onu böyle baget olduğu için iyice güzelce kapatıp bütün bile kullanıp fırın kağıdına bağlayıp ondan sonra onu kesmek de mümkün. Öyle işte çok güzel bir köfte ekmek hazır. Çok iyi olabilir. Yani o böyle bekledikçe köftenin suyu ekmeğe getirecek, onlar böyle birleşecekler falan.
Onun da tadı başkadır. Hatta şunu hatırlıyorum. Biz çocukken çok garip bir şekilde ama hamburger diye bir özel mevhum yoktu. Bizim çocukken devlet okuluydu. Orada bir restoran vardı hasır diye. Bizim okula yardım. Böyle işte kalabalık her sınıf 65 kişi bir okul düşünün. Sınıflara böyle hem yardım hem böyle bir kutlamak 19 Mayıs, 23 Nisan o zamanlar çocuklarda tam bayram. Hafif böyle soslu köfte koyarlar. Onda böyle hamburger ekmeği gibi küçük ekmeklerde. O hani o gün okul bize hamburger verecek diye çok mutlu olurduk. Hiç unutmam. Biraz hani onu hatırlattı. Çünkü o böyle bekler böyle çeker falan filan. Diye. Bir başka şey de Hande'den aldığımız itirazlara rağmen ekipçe çok sevdiğimiz bir şey. Tencere yemeğini alıp götürmek. Bu bir tavuk olabilir. Bu yine sulu bir köfte tarifi olabilir. Bu bir nohut olabilir. Patates yemeği olabilir. Hangi tencere yemeğini yaparsanız yapın. Bunu böyle güveçte yaptıktan sonra üzerine bir tane hamur koyuyoruz. Tam böyle artık ocakta pişti. Etrafını ıslatıyoruz güveçin ve üstüne kapatıyoruz. Diye onu böyle buharlaşan şeysiyle şişiyor. Sıcağıyla hop alıp fırına atıyoruz. Güzelce bir 5-10 dakika içinde pişiyor. Bu güveç ya. O güveçin içerisini aldık sonra 1-1,5 saat sonra gittik bir yerde. Onu açtığımızda hala dumanlar çıkacak ve çok güzel olacak. Dışı çıtır çıtır ekmeği, onu da suyuna banabildiğin müthiş bir tarife dönüşüyor. Biz piknik deyince yine unutulmazlardan bir tanesi bence börek. Hangi börek olur, hangi börek olur deyince böyle bir sodalı, bizim böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık böyle bir su böreği gibi bir böreğimiz var. O böreği koyalım dedik ama güzel bir kıymalı börek de müthiş olacaktır. Bir de tabii ki sandviçler, çeşit çeşit sandviçler olabilir. Bunun için öğrenci evinde üçlü böyle bir sandviç üçlemem var ve bence çok güzel ve o video bence henüz hakkını bulmadı diye düşünüyorum. İzlemediyseniz muhakkak izleyin derim. Patatesli bir sandviç de yapabiliriz. Kendi böyle hamburgerden soslu böyle çiçek ekmekte nefis bir sıcak sıcak bir sandviç de olabilir. Ya da ton balıklı. Ton balığının da şimdi tam zamanı, çok da kolay da yapılabiliyor. Ton balığını böyle güzelce süzüp içerisine azıcık mayonez. Muhakkak iri çekilmiş karabiber, fesleğen veya reyhan olabilir böyle bir yeşillik. Ekmeği hafif kıdırdatıp ondan sonra böyle sulu sulu bir şekilde onu koyup sonra onu böyle streç filme güzelce sarıp iyice birbirine o lezzetlerin geçmesini beklemek. Sandviçlerdeki en önemli şey o aslında streç film. Normalde çok sevmiyorum kullanmayı ama burada çok işe yarıyor. Böyle iyice tatlar birbirine geçiyor. Onu böyle güzelce yiyebilirsiniz. Belki biraz zeytin de koyabilirsiniz bu arada. Zeytin seviyorsanız o da çok. Hem yeşil zeytin ton balığına ayrı, siyah zeytin ayrı yakışıyor. Gelelim birinciye. Acaba birinci nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Birinci aslında bir klasik. Bence ne yemek yaparsanız yapalım, ne kadar numara çekersek yapalım. Kuru köfte. Ve dolma klasiğini hiçbir piknikte kuru köfte ve dolmayı tokatlayamaz. Dolayısıyla kuru köftemiz ve dolmamızı bire koydum. Güzel bir kuru köfte yapmanın ipucu da içindeki güzel işte ekmeğinin olması, baharatının güzel olması ve kuru köfte ve güzel bir zeytinyağlı sarma daha ne olsun. Bizden bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım bu seriyi sevmişsinizdir. Eğer bu seriyi sevdiyseniz bundan böyle çok güzel 7 tane en videomuz var. Serpak'ın katkılarıyla çünkü Serpak gerçekten bir en. Yemekte de Refika senin enlerini duymak isteriz dediler. Ben de bunları severek sizle paylaşmak istemiştim zaten. Yani şu an Bahar şeyde inan kağıt gibi karşımda. Burak bu tarafa böyle hani bazen böyle çiçekler susuz kalır böyle açar ya. Bizim bu en yemeklerini dinleyerek herkes bir yamuldu. Umarım hoşunuza gitmiştir bu seri. Görüşmek üzere.